Evet, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın askıya alınmasından bu yana ilk kez bir tahıl gemisi Ukrayna'dan yola çıkmıştı. O gemi İstanbul Boğazı'nın girişine ulaştı. Şimdi son durumu alacağız. Uzay Kesmen karşımızda. Evet Uzay, nedir oradaki son durum, seni dinliyoruz. Ukrayna, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya aldıktan sonra Karadeniz'de bir alternatif rota oluşturduğunu duyurmuştu. O işte o rotadan da geçen iki kargo gemisi geçtiğimiz günlerde Ukrayna limanlarına vardı ve buradaki tahılı alan ilk gemi de çarşamba günü itibariyle yola çıktı ve bugün de artık Türk karasularına giriş yaptı. Şimdi Mertcan Öztürk de hemen o gemiyi ekranlarınıza getirecek. Şimdi ekrana gelecek olan gemide 3000 ton tahıl var ve bu gemi bir anlamda buradan da İsrail'e yol alacak ama İstanbul Boğazı'nı geçmesi gerekiyor. Bu bakımdan da şu anda Kumköy açıklarında geçiş sırası bekliyor. Saatlerdir, ilerleyen saatlerde de gördüğünüz geminin İstanbul Boğazı'nı geçerek buradan da İsrail'e ilerlemesi bekleniyor. Palo Bandıralı Resilient Afrika adlı bir gemiden bahsediyoruz. 1,5 günlük yolculuğun ardından güvenle yeni oluşturulan doktan Karadeniz'i aşmayı başardı ve şu anda Türk karasularında beklemeye devam ediyor. İki kargo gemisinden bahsediyoruz. Diğer geminin de şu anda Ukrayna limanlarında olduğunu biliyoruz. O gemiye de tahıl sevkiyatı yüklemesi yapıldıktan sonra bu gemi de bu kez Mısır'a doğru yol almaya başlayacak. Bu rota alternatif olarak Ukrayna Kiev yönetimi tarafından oluşturuldu. Çünkü hatırlayacaksınız özellikle Moskova Rusya yönetimi talepleri karşılanmadığı gerekçesiyle Temmuz itibariyle tahıl koridoru anlaşmasını askıya almıştı ama Kiev yönetimi burada gıda ürünlerini ve yine tahıl ürünlerinin ihracatını yapmak için yeni bir rota oluşturdu. Bu rotada Bulgaristan ve Romanya kıyılarında ilerleyerek Karadeniz'in güneyine geliyor ve buradan da İstanbul Boğazı'ndan gemilerin Avrupa'ya ve Afrika'ya bu ürünleri ihraç etmesi bekleniyor. Bu bakımdan da bu rota İşte bu rotadan geçen ilk gemi de an itibariyle artık Türk karasularında ilerleyen saatlerde de İstanbul Boğazı'ndan geçmesi bekleniyor.